Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim. Cimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Satışı konusunda sıcak saatler yaşanan Marcao'nun yanı sıra bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre sarı kırmızıların kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan sarı kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yoklanan Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi. Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini, ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda sarı kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kulüp Başkanı Morutan'ı resmen açıkladı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankara Gücü Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olympiou Morutan'la ilgileniyor. Sarı lacivertli ekibin Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında teknik kadro tarafından düşünülmediği ileri sürülen Rumen futbolcu Olympiou Morutan'ı kiralamak için devreye girdiği ileri sürüldü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray'a Olympiou Morutan için teklif yaptık. Kısa bir süre içinde cevap bekliyoruz şeklinde Radyo Spor'a konuşmasının ardından sarı kırmızılı takımın Rumen oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Olympiou Morutan'ın kiralık transferi için Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Morutan'ın kiralanması konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin ise olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Galatasaray oyuncu ile ilgili nihai kararını kısa bir süre içinde Ankara Gücü'ne iletecek. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Cimbom hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetici Erden Timur, Botheim ile transferde anlaşma sağlandığını açıkladı. Galatasaray aradığı golcüyü Norveç'te buldu. 22 yaşındaki oyuncu Bodo formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Botheim, Ocak 2022'de 7,5 milyon euro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaş genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu. Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Norveçli golcü ile temaslara başladığı ve çok olumlu ilerlediği öğrenildi. Erik Botheim geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maç oynadı. Genç futbolcu 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkıda bulundu. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde artık Botheim'ın Galatasaray ile anlaştığı yönünde kap bildirimi her an gündeme düşebilir. Diğer yandan Galatasaray Cagne ile yollarını ayırmak istiyor. Yönetim Mustafa Muhammed ve Buffett'in bir Gomez için de gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Mısırlı oyuncunun satışından gelir bekleyen yönetim Gomez'in de maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Galatasaray'dan El Shaarawy bombası. Cimbom Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı. Teleradyo Stereo'dan Flavio Tassotti'nin haberine göre Galatasaray Roma'daki mukavelesinin son senesine giren El Shaarawy için masaya oturdu. Oyuncunun transferi ile ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfer oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor. Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray transferi oldukça avantajlı görünüyor.
Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 lig maçına çıkan El Shaarawy sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan yıldız 29 kez de İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti. Ayrıca önde gelen bir İtalyan radyo kanalı Shaarawy'nin Galatasaray için İstanbul'da olduğunu iddia etti. İspanya'dan Ivan Alejo iddiası. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu belirtilen Kadiz'den Ivan Alejo için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Kadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'ın haberine göre Galatasaray birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor. Ve sezonun son ermesiyle birlikte bir kez daha Kadiz'in kapısı çalındı. Geride bıraktığımız sezonda Kadiz formasıyla toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'dan takımına geri dönen Yunus Akgün sonrası bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Galatasaray'dan William Carvalho atağı. Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan sportif direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü. İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek. İddiaya göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betis'li William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Milliyet'in haberine göre Sarı Kırmızılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'te bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho, geçen sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı.